Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte çerezlerin ucuz mu pahalı mı olduğunu test edeceğiz. Ucuz fıstık, fındık. Leblebi, kaju seviyor musun? Bayağı bayılırım. Yanımda bugün Kemal var. Eylül, güveniyor musun kendine? Çok güveniyorum çünkü burada kadınların sesi olarak bir sürü kına gecesine gitmiş. Kına gecelerinde dağıtılır bunda en ucuz ve en bayatı böyle yersin. Ama böyle işte en pahalısını yemedin. Ege, iddialı mısın? Gayet fazla. Ben de iddialıyım. Özellikle fındık konusunda çok iddialıyım. Bir şey söyleyeceğim. Yemeden anlar mısın bak? Şunun tipine bak fıstığın. Yemeden anlar mısın? Bunun kabukları ince. İnce kabuklular benim bildiğim daha güzel olur. Makbul mü? Öyle mi diyorsun? Daha makbul. Biri daha parlak, biri daha mat sanki. İki numara biraz parlak geldi bana. Bak burada hiç kapalı yok mesela. Fena değil. Tadalım mı? Ben şu an birinciyi tadıyorum. Aynen ben de. Bir aynı anda. Kolay ayrıldı. Çok önemli bir şey mi hiç bilmiyorum. Açamadım aslında ki ben. Oha. Bence bu pahalı ya. Net pahalı bu. Çok iyi. Yani ben bu konuda o kadar gurmeyim ki. Bak daha ikinciyi tatmıyorum ben. O beklediğin dolgunluğu vermedi bana. Hani dişte bir dolgunluk ister ya insan. Olmadı değil mi? İkiye girelim diyorum. Aynen öyle. Alalım bir tane. Abi bak, ya zaten bu ucuz. Bu net ucuz ya. Kabuklarından belli. Hadi ikiyi de alalım da ben kararımı verdim zaten. Bunu sol tarafa attım, diğeri sağ tarafta. Bir numara için oynuyoruz, tamam mı? Tamam, hadi aynı anda. Hadi 3, 2, 1. Birincisi pahalı. Biz evet, birincisi pahalı diyoruz efendim. Ben biri ucuz diyorum. Önce bir için mi konuşuyoruz? Yani. Şimdi birincisinin, bu arada kilo fiyatları herhalde konuşulacak. Antep fıstığı 66.33. Abi bu ucuz olandı. 66.33 ucuz mu ya? Yani pahalı gibi. 66.33 TL. Buna da bakalım. Ucuz olan geliyor. Ucuz olan gelmiyor. Benim için ben. En az 300 liradır bunun kilosu. Antep fıstığı 129.50. Ben bildim. Oha! Kilosu değil mi bu? Abi bu nedir ya? 130 lira. Antep fıstığı 129.50. Kına gecesinde kuru yemiş dağıtmaya kadar. Et mi yiyorsun? Fıstık mı yiyorsun? Belli değil. Neyse. Ha ben sevindim. Niye? Ha. Çünkü ucuz daha güzel abi. Ucuz daha güzel. İşte benim iddialı olduğum konu geldi. Utku masaya koydu, ben anladım. 2 tane aldım. 2 tane al. Ben de 2 tane alayım. Bakayım bir tane bizim köyden mi gelmiş diye. Sizin köyden gelmediyse de bir sonraki çekime... Yok, bunlar bizim köyden değil. O zaman birden başlayalım. Güzel. Taze, yumuşak. Kemal Bey. Abi biz de hepsine güzel diyoruz ama. Ya güzel ama ne yapayım? Ben diğerine hemen geçmek istiyorum. Sıcağı sıcağına. Ya da 2 tane mi alsak? Al bir tane daha al. Ben de 2'den şöyle bir avuç alıyorum. Abi. Birincisinin daha taze olduğunu düşünüyorum. Daha çıtır çıtır gevrek gevrek gidiyor. Birisi böyle üstü soyulmuş iyice. Baksana mesela bunda böyle bir sürü siyah şeyler var. Şöyle görünüyor mu kamerada bilmiyorum da. 2 numara gerçekten çok daha lezzetli. 2'de daha çok fındıkta doğar. 1 numara için oyluyoruz. Tamam hadi. Tamam mıyız? Hadi. 3, 2, 1. Ben 1'e pahalı diyorum. Benim fikrim abi. 1 ucuz. Hadi bakalım. Bence 1 ucuz. Kesinlikle sana katılıyorum. Ucuz. İkimiz de 1 ucuz diyoruz. Evet, birincisi arkadaşlar fındık. Ya Allah ya. 48.33. Fındık 48.33. 48.33. Ucuz mu? Pahalı mı? Bilemedim. Hiçbir fikrim yok. Daha pahalıdır bence bu. İkinci 25 çıkar inşallah. İkinci de 84.50 lira. Kazanan belli. 84.50. Anlıyoruz ya. 84.50, oha. Bildik. Neyi çok iyi yaparım biliyor musun? Ha, yap bakalım, yap bakalım. İşte ben de bunda iyiyim. Cevizden anlar mısın Kemal? Cevizi kokusundan anlarım abi. Ceviz benim işim çünkü ceviz çok severim. Allah için anla ya. Lütfen anla. Bu da ikincisi. Bu. Bak net bu. İkincisi pahalı diyorsun. Çok yoğun kokuyor. 1 numara böyle bayağı ben şeyim diye, ben iyiyim, beni ısır, çıtır çıtırım diye bağırıyor yani. Kemal cevizli kokusunu anlıyorsa ben diyeceğim ki artık sen ordinaryus profesörsün. Evet. Ama biz ilk ile başlayalım yine de. Tamam. Lütfen. Görünüş olarak bu arada... Yine çok, belli bence. Çok farkı yok be. Şimdi bir tane ağzıma atıyorum şöyle kocaman bir parça. Birden. Abi ceviz yani. Ceviz, klasik. Normal bir ceviz. Bunun tadı biraz zayıf geldi bana. İkiye geçelim. Bak bunun üstünde biraz daha böyle beyaz beyaz şeyler var, evet, böyle. Bak. Bu hemen koptu. Bu 2 numara hemen, evet, koptu. Bir dakika bundan bir tane deneyeceğim. Çabuk kopunca ne oluyor? Oha. Şimdi bunun yarısını yiyeceğim şöyle. Abi ikinci zor, kolay koptu demek ki, çıtır çıtır. Demek ki pahalı. Tamam. Oo. 3, 2, 1. Ben buna ucuz diyorum. Ben ucuz diyorum abi. Gel. Ben 1'e pahalı diyorum. 2'ye ucuz diyorum. Ben de tam tersi. Önce 1 için. 1'e bakıyorum. Aynen 1'e bakalım. Evet. Ben sana güvendim. Kendime de güveniyorum. Evet. Ceviz 76 lira 33 kuruş. Ceviz normalde pahalı bir şey. Daha yani bundan daha pahalısı var cevizin. Bence daha pahalıdır diye düşünüyorum. Abi benim tahminimce 110 falan. Deren. 110 deren. 110. Evet arkadaşlar 117.50 ve Ege bildi. Bu sefer, evet, ikimiz de yanıldık. İkimiz de ucuz demiştik 1 numaraya. Zaten ucuz. Ama bu ceviz gayet başarılı. Bu çok güzel. Başarılıydı. Badem gel, badem benim çok zorlandığım bir konu. Peki bademden anlıyor musun abi? Tadalım bakalım. Tatmadan abi artık sen tatmayı geçtin çünkü. Sen kokudan artık anladın. Kokuya bak. Kokuya bak abi, kokuya. Birinci abi. Bu, birinci bu. Evet. İkinci bu. Şunu bir kaldıracağım, altındakine hiç bakmayalım. Bak. Büyük büyük. Abi bundan koku gelmiyor. Bak bu. Birinci. Ben ikisinden de niye alıyorum abi? Yani önce 1'e bak bakalım bence. Önce 1'e bakayım o zaman. Yoğun. Benim bildiğim bademlere hiç benzemiyor bu. Abi güzel. Bence bu güzel bir badem. O zaman 2'ye bakalım. Ortam buradaki bir badem böyle, buradakiler böyle. Evet. Evet, bir numara, 2 numara. Doğru diyorsun, evet, daha büyükler. Yani bu pahalı. Diyorsun. Net. Diğerini denemeden bir şey söyleyemeyeceğim. Ben rahatsız denedim. Hiç beklemem. Sağ ol ya, beklediğiniz için teşekkür ederim. Bu da güzelmiş abi. Çok mu iyi? 1 olana pahalı diyorum. Bu pahalı. Ben de 1'e pahalı diyorum. Çünkü evet, yanımda bir gurme oturuyor. Ben artık 1'e pahalı diyorum ben de arkadaşlar. 1 numara için tahmin ediyoruz. Hadi. 3, 2, 1. Hazır mısın? Ben hazırım. Ne? 122.50. Oğlum iyiymiş yalnız ama fiyatı da yani. Pahalı abi yani, ucuz değil yani. Tamam, net bildik. Söyle, bundan ama daha bilemezsin. O zaman 2'yi ben alıyorum. Yanıltma bizi, yanıltma. Evet. 76.33. Orada neredeyse 50 euro falan bir fark var. Kendinizi tebrik ediyorum. Ben seni tebrik ediyorum. Vallahi arkadaşlar Kemal mükemmel gidiyor. Adam gurmeymiş. Çok iyi. Kınalarda kaju pek olmuyor. Evet. Pahalı çünkü. Gerçekten pahalı, evet, yani. Kaju benim en sevdiğim çerezdir. Hayatta. En sevdiğim. Kaju konusunda iddialı mısın? Değilim tabii ki. Neden tabii ki? Yani çok yediğim bir şey değil. Abi bak bu daha koyu renk, bu daha açık renk. Hangisidir? Yani bu. Şunun rengi şöyle biraz daha kahverengi, bir numaranın. Daha açık. O daha açık. Bunun rengi daha parlak. Yine aynen öyle. Bu biraz mat duruyor. Yani çıkmaya da bilir. Benim bilgim öyle sadece. 1 numarayı, evet. Ben birinin tadına bakıyorum şu anda. Ben sana eşlik ediyorum o zaman. Valla ben çok kaju alakam yok, bu çok güzel. Bayağı iyi. Yanık, biraz yanık bir tadı var. Kavrulmuş. Çok beğendim. Diğerine ya bakmadan ben buna pahalı diyeceğim. Bunun 2'ye bakacağım ben. 2'ye yine bakalım. De. Yani bunu tadacağım ama yok ya. Sırf böyle şeyine mi? Öylesini tatmak için mi tadacaksın? Abi tat zaten anlayacaksın. Ay. Net belli ya. Bu ilki ağızda eriyor. Ben bir tane daha atacağım çünkü ağzımın tadını biraz bozdu. Bence 1 numara daha pahalı ama bence 2 numara daha güzel. Benim 1 numara için yorumum pahalı. Benim de öyle. Birinci ne diyoruz biz? Pahalı. Pahalı. 3, 2, 1. Ben vazgeçtim. Gerçekten 1'e ucuz demek istedim. Utandırma beni. Kaju 132. 132 lira. Diğeri ne kadar sence? Abi hadi kaju üstadı. 40. 2 numaralı kajumuz ise 93. Ha, biz bunu beğenmedik. 93 lira buna vereceğine kilosu 132 liraya almak daha mantıklı. Yani. Vallahi. Pahalı olan daha güzel olmuyor. Buradan onu görmüş olduk. Bence yani daha güzel. Sana göre daha güzeldi gerçi, evet. Arada 40 lira falan bir fark var. Ama gerçekten akıyor ya, akıyor çok güzelmiş. Yani. Evet Ege, Çorumlu olarak senin branşına geldik diyelim, leblebi branşı. Abi birincisi çok açık renk, diğer ikincisi biraz daha evet, üstü kabuğu soyulmuş farkındaysan. Hangisi iyi sence? Sanırım ikincisi daha iyi diye düşünüyorum. Bir numara çok daha beyaz. Diğeri böyle daha sarı. O zaman birden başlayalım. Şu iki tane alıyorum. Abi ben leblebiyi çok sevmiyorum, o yüzden iki tane alacağım. Hadi bir numarayı. Hadi bir numarayı. Ağzıma oturdu böyle bu. Diyorsun. Beyaz leblebi vardır, diş kırar. Kırdı mı şu an peki? Şu an kırmadı. Yani bu yumuşak mesela. Çok sert değil. Evet, bu güzel. Kolayca yiyebiliyorsun. Bunu da deneyelim. Bu da ağzımdaki bitmedi, dur ya. Hemen deniyorum. İyi, tamam. Bu da açtır abi. Şu an çok kararsız. Evet abi. Bence tipinden belli ya. Diş kıran, diş kıran. Bak, vallahi kırılmıyor. Mesela diğeri beyaz, bu da sarı bunun beyaz daha gibi. Daha şey böyle, ne bileyim. Sanki ben daha doğalım, daha iyiyim gibi duruyor. Birinci için. Birinci için. Haydi bir için oyluyoruz. Hadi bir için. 3. 2. 2. 1. 1. Bir numara diyorsun? İçin ben bir numarayı ucuz diyorum. Ben de pahalı diyorum. Leblebi beyaz. 17.50 TL kilosu. Bence kazandık. 17.50. Aman tanrım. Ama bakalım, leblebi çok pahalı bir şey değil. Abi yok, bu bence pahalıdır ya. Beyaz leblebi tam iki katı neredeyse, daha fazla, 38,5. Evet. Yani iki katı falan neredeyse ya. O, hatta iki katından fazla yani, vay arkadaş. Aman tanrım. 38 neredeyse iki katı. Ben anlarım ya, ama bu bağırıyor zaten, baksana. Kemal bugün gerçekten şov yaptı, 6'da 5 yaptın, çerezler konusunda bayağı iyisin. Bence ikimiz de iyiydik ama bir Çorumlu olarak bence kendini utanmazsın. Utanıyorum kendimden. Bilemedin. Biz bence anlıyoruz. Sen kınalardan, ben böyle şey, filmlerden, maçlardan. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.